Herkese günaydın arkadaşlar. Biz uyandık. Saat 8'de uyandık. Murat Ali'yi okula götürdü şimdi. Ben de kahvaltı hazırlıyorum. Bugün anneanneyi hastaneye yatışı var. Bizi götüreceğiz şimdi. Yani saat 11 gibi götüreceğiz. Zeynep'in beşiğini bu tarafa aldım. Bir arkadaş demiş o duvardan soğuk çeker. Aslında bizim o duvarımız yalıtımlı ama buradan da hep kapıyı açmaya çalışıyor. Parmağını sıkıştıracak diye korkuyorum. Böyle kapı aralıkken uyuyorken uyandığında. Da olmadı gibi sanki. Bilmiyorum nasıl yapacağım. Her yeri karıştırıyor Zeynep sabah sabah. Bir görseniz ondaki enerjiyi var ya. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Yumurta koydum. Kahvaltılık beyaz peynirimiz de bitti sanırım. Bakalım. Pazara çıkmamız lazım. Market alışverişi lazım. Hepsini yapacağız sırayla inşallah. Kahvaltı bir şey kalmamış. Zeytin var, reçel var. Ondan sonra beyaz peynirimiz de bitmiş. Şöyle minik kutunun içinde var. Sucuk kızartayım. Taze ekmeğimiz de var. Öyle yiyoruz. Aslında şundan yapacaktım ama şimdi bugün koşuşturmacalı gün olacak ya hastane falan. O bizi tok tutmaz. Taze ekmeğimiz de var. Sucuk, yumurta, zeytin yeter. Şimdi sucukları kızartalım. Evet, kahvaltımız hazır. Şimdi ben bu yumurtaları değişik bir şey yapacağım. Bunu YouTube'da YouTuber arkadaşlar da görmüştüm. Denemek istedim şimdi. Bugün pek böyle kahvaltılıkta yok ya. Dedim hazır onu deneyeyim bakayım. Şimdi birazcık tuz şöyle serptik. Ondan sonra üzerine böyle mayonez sıkıyorlar. Sonra bunu böyle harmanlayıp ekmeğin arasına koyuyorlar. Öyle miydi ama? Böyle hatırlıyorum izlediğimde. Lezzetli bir şey görüyorum. Hayır Zeynep hep böyle bağırıyor. İzin vermiyorum dolapları çekmeceleri kurcalamasın diye. Şimdi onu karıştıralım böyle. Şöyle. O böyle iyice parçalıyordu. Böyle de yanına bir tane ekmek koydum. Pek kahvaltılık yok ya. Ekmeğe dayanacağız Murat artık. Ekmeğe dayanacağız. Hep diyorlar ya bize ekmek çok yiyorlar herhalde. Yemekleri az koyuyorlar. Aslında tam tersi. Hiç yemiyoruz. Kahvaltıda da öyle. Ne koyuyorsak o yeniyor yani. Ama bugün kahvaltılık da yok, değil mi? Evet. Bugün Yiyeceğiz. büyük bir alışveriş yapacağız bakalım. Evet. Hastane işlerini halledelim de. Hadi bize afiyet olsun. Sonra yine görüşürüz. Hazırlandık. Şimdi gidiyoruz. Anneanneler de hazırlanmış. Zeynep'i Murat aşağıya indirdi. Hiç unuttum mu? Zeynep'in mamasını da aldım. Bir tane de oyuncak alayım ona ağlar. Emziğini alalım. Tamam. Şuradan da emziğini alalım. Battaniye alsam mı? Alayım ya. Ne olur ne olmaz. Bir tane de battaniye alalım. Tamam, hadi gidelim bakalım. Nereye gidiyoruz? Kızım siz niye oralarda ziyan Bir şey olmaz olduğunuzu anneanne ya. Gidiyoruz hep Ne birlikte. yapacaksınız kızım? Hayır, bu Çocuğum hiçbir olarak şey değil. olmayacağız. Zeynep'in zorluğu yok. Ne oldu? Ha, oturuyorum Korkma diye. ya.
Evet, cidden ne diyeceğini bilmiyor. Yaptın ya, çok değişik oluyor. Evet. Bunlar şuraya koyduk, kalbimizin yüzünden. Nereye gidiyoruz? Hastaneye geldik. Bekliyoruz. Ne kadar geniş yapmışlar buraları. Aşağı bakılmıyor. Hadi şurada görüşürsün ya, emeklesin. Hı. Tam yeri. Değil mi? Çok güzel hastane. Yeni, tertemiz. Ya. Aynen. Raf maf koymuş. Çok güzel. Çok süs dekor amaçlı. Bak, hepsinin arasında dekor amaçlı. Kafe gibi. Neden oldum, burası dolu ya, tutamazsın. Personel dinlenme alanı diyor. Kameralar ne ilginç rakamlar. Aynen. Bak, alacağım diyor bir şeyi. Gel bana. Gel bana. Hadi git anneanne. Gel anneanne. Gel anneanne, kız artık gelmiyor. O da baktığı şeyleri. Gel anneanne. Gel anneanne. Hadi gidelim. Abdest alma, abdest yeri. Alma yeri. Çok güzel. Burası hastanenin erkek mescidi. Çok güzel. Tertemiz. Burası da bayanların mescidi. Burası abdest yeri, değişik bak. Ha, bayanların da burası mı? Uh-huh. Ha, çok güzelmiş ya. İçeride ne kadar güzel, ne rahat. Evet, orada abdestini alıyorsun, burada oturuyorsun, terlikleri orada. Buraya gidecekken burada kılıyorum kaç gündür. O resmin şeyin önünde resim çekildim. Çok güzelmiş. Çok güzel. Öyle doğru diyen. Bekliyoruz Emre. Evet, bekliyoruz. Ofiste doktorda görüştük. Hayır, şimdi gelecekler. Yatış işlemlere ücret verilecek, ödeme. Ondan sonra da odaya çıkacağız. Anneanne hiçbir şey yemeyecekmiş. Sebze, mevze, bir şeyler. Sadece su. Katı beslenmeyecek yani. Ne çok sıvı. Sıvı. 5 gün hiçbir şey yemeyecek zaten. Evet. Sonra da sadece sürümlerdi. 8 saat şimdi. Yok şimdi. He, ameliyat öncesi değil mi? 5 gün hiçbir şey yemeyecek. Sadece evet. Sürümle beslenecek. Serumla beslenecek. Bol bol enerji depoladın ama değil mi? Hem de nasıl? Bu bana yetti. Değil mi? Şimdi haline bak. Serildi öyle. Hava da sıcak. Ya. Hiçbir şey gelmez. Aşkımsın benim. Aşkım. Oley. Oley. Aşkım. Canım. Annenle cesaret verdi. Evet. Güç verdi, kuvvet verdi benim kızım. Evet. Altın topu, altın topu. Oyun yapıyor. Biz odamıza geldik böyle. Anneanne teleferiyle görüyor. Camileri de
Dağ manzaralı odada. Bir ay kalırım kızım ben. Ya. Olsun, Allah yatırmasın. Değil mi? İnşallah 10 güne çıkarsın. Allah'ım yardım etsin. Sağlıkla yürüye yürüye. Sağ salim çıkalım. Evet, inşallah. Evet. Getir tamam. Onu, getir ne varsa getir. Hastaya bir şeyler ben yemeyecek. Tamam. Hay anne. Kuru fasulye, tavuk çorbası, pilav, cacık. Bu kadar. Böyle. Şimdi anneanneyi hazırlayacağız. Yatacak. Ertesi gün, yarın geleceğiz inşallah. Öyle ameliyata geleceğiz. Kolum acıdı. Zeynep? Nasıl yattı? Kolum hafif gibi duruyor arkadaşlar ama gene... Tabii 10 kilo. 10 kilo. Demiş. Uykucu da geldi. Bak nasıl duruyor, şuna bak ya. Oo, kuruldu. Burada da açalım sana Nilo'yu televizyonda. Oo, ne güzel. Dolabı orada işte, lavabosu burada. Öyle. Banyosu. Yatırdık, hazırladık, serumları takılacak, hiçbir şey yemeyecek. Kraliçeler gibi yaptım Emine. Aynen öyle. Burada bile espri yapıyor ya. Moral veriyoruz. Değil mi? Aynen öyle. İnşallah ameliyattan çıkınca da böyle güleriz, mutlu oluruz. Çok büyük bir ameliyat çünkü. 6 saat sürecek. Büyük ameliyat. Böyle gülüyoruz ediyoruz ama yarın sabah erkenden ameliyata alınacak. İnşallah. Ha, sonra doktor inanıyor. Evet. İnşallah. Allah'ım yardım. Öyle. Sağ salim geldik. Sağ salim. Çıkalım. Aynen öyle. İnşallah. Murat yatağını ayarladı. Biraz kaldırdı. Açtık televizyonu böyle. Siz de mahvoldunuz kızım sabahtan. Yok ya, ne mahvolduk. Altta Murat mandalı var. Allah kaldır. Olsun. Senden de inşallah. Hepiniz hadi. Hepiniz çok güzel dualar etmişsiniz. Yurt içi, yurt dışı, herkese, dünyanın her yerinden anneciğime. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim tüm hastalara Şafi isminle miydi kızım? Evet. Şafi ismini, şifa versin. Şifa versin Rabbim. Herkese tez vakitte inşallah. Güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederiz. Artık biz eve gidiyoruz. Zeynep'in de uykusu geldi. Annemle anneanne kalacak. Annemin yatağını açtık burada, denedik. Benden de duaları için bütün yazmışlar, hepsi genci yaşlısı. Allah'ım yerden göklere kadar teşekkür ederim onlara. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Hiç biz tanımıyoruz. Benim işe ayırmışlar, zaman ayırmışlar. Ya. Uğraşmışlar, yazmışlar. 400 tane yorum var anneanne için. Allah'ım onlara hiç keder, ağır acı vermesin. Amin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi biz eve gidelim. Biz çoktan eve geldik. Bulaşık makinemi çalıştırdım. 45 dakika kaldı. Kurabiye çıkarttım. Kahve yapacağım şimdi. Birer kahve içelim Murat'la birlikte. Yemek, dünden kalma yemeğim vardı. Bulgur pilavı. Burada da bezelye yemeğim. Onları ısıtacağım. Şimdi çıkarttım buzdolabından. Yiyeceğimiz zaman ısıtacağım. Burada da süt ısıtıyorum şimdi. Birazcık su, birazcık sütle yapacağım. Zaten bana söylemişsiniz. Biraz süt, biraz suyla daha güzel oluyor kahve. Emine demişsiniz. Doğru dediniz. Burada şimdi bitki çayları falan vardı. Onlara baktım ben. Bu neymiş? Ferrum. Benim içmem gereken kanapları. Bu ferrum işte. Kırmızı kırmızı. Şimdi camın önünde duruyordu bu. Buraya hepsini koyacağım ki unutuyorum çünkü. Burada da bitki çayları var işte. Yeşil çay, nane, limon. Yine başka bir şeyli yeşil çay. Tarçınlı mı? Tarçınlı galiba. Evet, tarçınlı form çayları bir şeyler var. Gözümün önünde olsun. İçerim arada dedim. Bunu da Murat içer. Bu bulaşık makinesinin sesi de güldür güldür, foşur foşur yıkıyor. Şimdi televizyon izlerken ne oluyor bizim evimizde? Bu televizyon, koltuk önceden bu köşedeydi. O yüzden çok rahat izleniyordu ama şimdi bu köşeden bakıldığı zaman
Cam açık olduğu zaman böyle parlıyor. Yani story indirsem bile şey oluyor, yansıma oluyor. O yüzden buraya böyle iki fon gece perdesi almayı düşünüyorum ama gri mi alsam dedim, koyu kahve mi alsam, camel rengi mi alsam, şöyle açık tonlarda bilemedim, karar veremedim. Bir de N11'de var işte. Bir neydi markası? Brilliant markası. Bir de Vivense'nin herhalde. Bir de IKEA'da falan da satılıyor. Hem uygun olsun istiyorum, hem hesaplı, hem de böyle güzel bir renk tonu. Benim çoğunlukla da böyle kahve tonları ya, bu taş duvarda krem, bu kenarları, çerçeveleri kahverengi, dolabım yine aynı şekilde. Ama griyi de çok seviyorum. Gri de uymayacak sanki ama çok sırıtır değil mi? Siz fikirlerinizi söylerseniz memnun olurum. Ona hazırlandık şimdi. Zeynep de uykudan uyandı. Gidiyoruz. Nereye? Ali'yi okuldan almaya. Yemekler zaten ocağın üzerinde. Hem bakalım dede aşağıda yemek yemiş mi, ne yapmış. Yemeği vardı onun bu akşam. Yarın akşam yaparsın dedi annem ona. Ah, o yüzden ona vermedik bu akşam. Yani zaten biz de dünden kalan yemeği yiyeceğiz. Dede de yemek yok muymuş? Yok, bana yemek ettiler yok. Açlıktan düşüp öleceğim şimdi. Annem dedi ya. Dedi. Onun diyor bu akşamlık yemeği var dedi. Sen dedi ona yarın yemek yap. Tabii. Yemek gelen önünde, zamanında gelmesi, önünde gelmesi. Bizim ya. Emine bir 4-5 saat işimiz var. Azıcık Zeynep'e bakar mısın? Tabii. Zeynep'e bakar mısın azıcık? Bakarım. Yürü Murat ya. Adamın şekerini çıkartacaksın adamın. Biz gezmeye gidiyoruz. İstemez ki. Bak. Hadi gidiyoruz. Hadi bekletmeyelim. Hadi çek arabayı. Yedin mi dede sen? Yedin değil mi? Yemek yok, ne yiyeceğim? Aa. Ana. İnanmıyorum ya. Oyuncak sepetinde bak orada. Evet annem, ufacık bir çizik o. Gel manda şey, sepetin burada hele, oyuncak sepetin. Evet. Murat şimdi atı aldık şeyden, aşağıda bodrumdan. Atını kuruyor çocuğun. Değişiklik olsun dedi çocuklara, onunla oynarlar ederler. Ben de şimdi yemek ısıtıyorum. Şaka yapmış. Yemeğim var diyor, bir yok diyor. Bir de yoğurt doğrarım ekmeğe ama barbunya fasulye varmış. Ama ben yine de birazcık değişiklik olsun diye yemekten koyacağım şimdi ona. Ve götüreceğim. Isıtıyorum şimdi. Önce ona verelim. O erken yiyor çünkü. Sonra çocukların üzerini falan değiştiririm hemen. Hazır da yemekler ısınmış. Murat da atı temizliyor işte. Şimdi bindirecek bakalım Zeynep'e. İlk defa. Ali ellerini beyaz sabunla sabunla. Ha, sabunladın tamam. Sabunlamış. Alışkanlık haline geldi artık. Okuldan geldi mi, dışarıdan geldi mi? Nereden gelirse gelsin. Hemen sabunlar eline. Ama ben yine de hep sorarım ona. Bakalım yaptım yapmadı mı? Annem de yarın gideceğiz hastaneye, böyle bir tane şurup istedi. Bu şey için iyi. Mide yanması için falan. Ama bu Advanse yazanı iyi oluyor. Bu reçetesi şekilde de satılıyor eczanelerde. Mide yanması, ondan sonra öyle şey varsa
Olunabiliyor. Dur Zeynep bilmiş ata göstereyim. Göstereyim size. Biliyor mu? Zeynep. Dık 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 dık. Yerim ben seni ya. Dık 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 dık. Evet, o ön kelepçesi oyuncakların içindeydi. Dık 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 dık. Evet, hemen dengesini sağlar zaten o. Hadi ben yemeği, değil mi? İstiyor. Ben yemeği götüreyim dede. Yemeden. Bak, Ali'ye koydum, dedeye indirdim yemeğini. Oturmuş, tepsisi hazırmış zaten, bekliyormuş beni. Şimdi Ali yemeğini yiyecek burada. Hazır sofra. Yani biz aç değiliz şimdi. Kahve falan içtik o yüzden. Acıkmadık. Biraz geçe artık kalacak. Acıkırsak yeriz. Acıkmazsak da çayın yanına bir şeyler hazırlarım artık. Zeynep de atını çok sevdi. Bugün okuldan Ali'ye kalem vermiş öğretmeni. Okulda kullanacağı kalemleri. Hem keçeli kalemler hem kuru boyalar. Bir de içerisine etiket koymuş. Ben de o etiketi görmeden önce gittim kırtasiyeden etiket aldım. 40 tane varmış içinde. 4,5 liraydı. Ama dedim seneye de lazım olacak. Artık her sene lazım olacak. Kalemlerini, silgilerini, kalem tıraşını, her şeyini etiketleyeceğiz. Çünkü artık herkeste aynı kalem oluyor, aynı silgi oluyor karışmaması için. Onları etiketleyeceğim şimdi. Şöyle etiketler. Küçük küçük ama öğretmenin verdikleri büyükmüş. Çantaya koymuş. Hazırlamış her şeyi. Şöyle göstereyim etiket boyutlarını. Böyle büyük. Ondan sonra 12 tane keçeli kalem vermişler. Ondan sonra kuru boyalar. Bir de kuru boyaları açmış. Böyle de Beach markasının, benim evde de aldım ya, sırf dışının deseni farklı. Çok güzel kuru boyalar almışlar. 12 tane bu da. 12 tane keçeli kalem, 12 tane kuru boya. Bunların hepsini şimdi bu akşam Ali'nin adını soyadını yazıp bunlarla etiketleyeceğim. Üzerinden de şeffaf bantla geçmemizi istedi öğretmen. Beni telefonla aradı bugün de. Ben de bir şey oldu sandım. Hastaneden geldik. Korktum. Ay dedim, bir şey mi oldu dedim direkt. Ne oldu diye tedirgin oldum. Ama Allah'tan şey, bunları söylemek için aramış yani. Değil mi Ali? Bunları ne yaptın? Neler yaptı? Terlemiş herhalde bugün. Anne, tişörtünü değiştirmiş öğretmeni. Onları öğretmenin koymuş çantaya. Ali'nin haberi yok. Her gün böyle not yazıyor öğretmenimiz. Karışık olarak bitirip üstün harekesine geçtik diyor. Her gün böyle haberleşiyoruz. Ben de altına imza atıyorum. İşte başka. O kadar. Başka da bir şey yok. Terlemiş bugün. Şeyini değiştirmiş öğretmenin tişörtünü. Başka ne yapmışsınız? Eğlenceli kaşifler. Hikaye anlatım günü. Ha, hikaye anlatacaklarmış. Nerede? Okulda. 11'inde. Ali'nin hikaye günüymüş ama 11-12 diyor. Hikaye becerisi gelişmesi için böyle de şey vermiş. Okulda. Bir sürü ders. Anaokulundan dün işte proje ödevi vardı. O proje ödevi de işte kırmızı çizgi. Bugün bu. Çok güzel. Çok seviyorum yani böyle fonksiyonlu bir sürü şey öğreniyor. İlkokul birinci sınıfa çok güzel şekilde hazırlanıyor. Evet, Ali yemek yiyor. Zeynep hemen attan indi. Gidiyor masaya doğru. Ali, sandalyene niye oturmadın? İstemiyor musun? Evet. Kendi halinde bir takırtı tukurtu böyle bir baktık yana, Zeynep oyuncak sepetine girmiş, şaşırdık. Ali burada atta sallanıyordu, televizyona bakıyor. Biz de yine aynı şekilde televizyona bakıyorduk burada. Bir baktık bu kız var ya, bu kız bitirim bitirim, vallahi bitirim bu. Bakar mısınız? Telefon ötüyor şeyin içinden, sepetin içinden, hiç umurunda değil. Nasıl becerdi, girdi bunun içine? Hayret ettik ya. Anne, bence Zeynep'e bir tane top havuzu alır. Top havuzumuz var anne. Burada yok. Burada. Kırıldı bu oyuncak sepette, kaç senedir böyle idare ediyor valla. Ay 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 ay.
Zeynep, sen ne yapıyorsun orada ya? He sen. Hop, ay alkış yapacak. Alkış mı yapıyorsun? Ha, alkış. Zeynep çok başarılı anne, oldu. Ben geziyorum. Evet, Ali de ata biniyor, geziyor. Böyle çıkartmıyoruz tekerini, bir kere düştü çünkü. Şimdi bu da burada. Aynen anneciğim. Yine de gezebilirsin. Birazcık küçük oluyor ama olsun. Hadi Zeynep çık bakalım. Evet arkadaşlar, çocukları uyuttuk. Saat 10. Çaylarımızı doldurduk. Böyle çayları doldururken gösteremedim. Çok yorulmuşum bugün ya. Vallahi inanın o kadar yoruldum ki. Koşturmaca. Saat 10 şimdi. Oturduk. Birer bardak çay içip biz de erkenden yatarız. Videomu da sonlandırayım. Murat da güzel yorumlarınıza bakıyor. Çok güzel yorumlar attınız anneanne için. Arkadaşlar sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.